Şu an yurt dışında Türkiye'ye çok güzel bir ilgi var. Yani ben de çok gidiyorum. Hem doğuya gidiyorum hem batıya gidiyorum. Şu an birçok yatırımcı bence 2025 ile birlikte Türkiye'yi öncelik listesine alacaklardır diye düşünüyorum. Paranın pek açıkçası tarafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Para nereden Nereden gelirse, gelirse gelsin bence mi yani her şeyden önce. Bu sene otomotiv için çok zor bir sene olacak. Gelecek senenin de çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Bence otomotiv de yani 2026'dan sonra Türkiye'de normal rutinle oturur. Enflasyonda muhakkak yani yavaşlayacak. Yani böyle devam etmeyeceğini eminiz. Dolayısıyla belki şu an böyle en acı en zor dönemdeyiz. Belki 2-3 ay... Oksijen TV ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizlerle. Çağlar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Şimdi yoğun bir gündem var Türkiye'de. Dünyada da öyle ama ben izninizle önce bir Türkiye'yi sorarak başlayayım. Son bir senede normalleşme adına bir sürü adım atıldı. Ve bunların amacı gayesi de enflasyonu kontrol altına almak. Elbette çok iyi ama dönüp şirketlerle konuştuğumuzda o sıkılaşmayı daha fazla hissediyoruz artık. Likit erişim zor. İşte acaba Türkiye'de bir daralma, resesyon senaryosu olur mu? İstihdam kaybı olur mu gibi endişeleri de beraberinde getirdi bu sıkı adımlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Evet, evet. Yani dediğiniz gibi çok ciddi bir sıkılaşma var. Yani benim gördüğüm kadarı doğru. Yani doğru politikalar bunlar. Yapılmak zorunda olan e, politikalar. E, bir şekliyle e, bir süre böyle gidecek. O bir süre ne kadardır? kestiremiyorum ama herhalde en az bir bir buçuk sene daha yani bunun üstüne e, gitmesi gerekiyor belki dozuna hani muhakkak karar verilir ama hani e, doğru politika olduğunu düşünüyorum büyük şirketler yine bir şekliyle... çok dilerim. bir bir buçuk sene dediğiniz için bu yıl o zaman faiz indirimi konuşmak için erken mi sizce? Valla Vallahi faiz indirimi için bana erken geliyor Hı -hı. İnse dahi çok sınırlı belki son çeyrekte biraz dünya konjektürüyle de belki paralel hareket etmek adına indirilebilir gibi geliyor ama çok çok hızlı beklemiyorum açıkçası. Ha Türkiye özelinde tabii şöyle bir gerçek var. Büyük şirketler bir şekliyle likiditeye ulaşır. Yani zor da olsa ulaşır. En kötü ihtimal biraz işlerini küçültürler, ulaşırlar ama hani özellikle orta ölçekli şirketlerde zorluk olabilir. Hani inşallah bu orta ölçekli şirketlerdeki daralma büyük şirketleri olumsuz etkilemez. Çünkü orta hmm. ölçekli şirketlerde Doğru. hani bir takım sıkıntılar olursa konkordato vesaire artarsa o illa hem altı etkiler yani küçükleri etkiler hem büyükleri etkiler. Sistemik bir risk hmm. öngörmüyorum açıkçası ama hani ister istemez böyle bir şey olursa küçük şirketleri ya da ve büyük şirketleri olumsuz etkileyebilir. O zaman da iş daha hmm. e, zor hale gelir. Ama bir şekliyle bunu atlatmak zorundayız. İkinci konu likitte ve faizden sonra kurun e, ...stabilizasyonu, şimdi bundan belki 2-3 sene önce hatta biraz daha geri gidelim... ...şimdi 2018 o kuru şokunu, hani kuru stabilizasyonun neresi kötü ki diye birbirimize soruyorlar. Ya keşke şu kur öngörülebilir olsa diyorduk ama geldiğimiz noktada döviz geliri olan ve ihracatçı şirketlerin bundan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Siz ne diyorsunuz bu konuda yani bu kurun fazla yatağa gitmesi zararlı mı sizin şirketleri nasıl etkileyecek? Evet yani evet zararlı. Ama bir süre herhalde bu da bu tip bir politikanın sonucunda aslında bu başarılı uygulandığını gösteriyor politikanın. Bence bir uçtan biraz öbür uca doğru bir kayış oluyor. 2000'den itibaren baktığınızda da hani ekonomik hı hı. programlara aslında birkaç sene olmuş bu geçmişte de yani. ilk kez olmuyor Türkiye'de. Bunun tabii kalıcı olması ülke için iyi bir şey değil. Eminim zaten bunu hani herkes farkındadır. Yani o zaman da ithalat cennetine dönme ihtimali oluyor hı hı. bir süre sonra. Ama hani arada sırada yaşanıyor. Bizi nasıl etkiliyor derseniz. İşte bizim tabii hem e, operasyonel şirketler gözüyle bakmak lazım. E, tabii Doğan'ın şöyle bir avantajı var. Belki e, geniş bir portföyü olmasının avantajını yaşıyor. Neyi kastediyorum? E, ihracat yapan şirketleri var. E, bir de iç piyasaya iş yapan şirketleri var. İhracat yapan şirketlerinde tabii marj baskısı artıyor. Ha, daha katma değerli ürün üreten ihracat şirketlerinde mesela bizim SESA... Ambalaj işimiz kısmen öyle. Evet marjımız birkaç puan düştü ama erimedi e, amyane tabirle. Hala rekabetçi olabiliyoruz yurt dışı piyasalarda. Ama böyle devam ederse gittikçe o tabii e, şey yapacak yani zorlaşacak, zorlanacağız illaki. Daha katma değeri düşük segmentlerde işimiz daha zor. Ama Doğan'ın bir de böyle iç piyasaya da yönelik işleri olduğu için o açıdan da... E, yeri geldiğinde bunun faydasını da görüyoruz. Burada en önemli konu öngörülebilirlik. Yani öngörülebilirliği sağladığınız zaman ki o anlamda da ben doğru yolda olduğunu ülkenin ekonomi politikalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Hani Öngörülebilirlik artacaktır. Bence kurdaki bu öbür uca doğru geçişte bir süre sonra bir balansı oturacaktır diye düşünüyorum. Onun için süre vermek imkansız. Hı hı. Ee, ama bir süre sonra e, normali oturacaktır. ha Holding gözüyle baktığınız baktığınızda yani nakit pozisyonu olan şirketlerde e, biz de daha dengeli bir nakit yönetimine geçtik. Yani yabancı paradan öte daha dengeli bir portföy yönetimine geçtik. Biz sonuçta halka açık bir şirkettiz. Hani böyle çok aşırı risk alıp aşırı büyük pozisyonlar açma açmıyoruz, açmamaya çalışıyoruz. o yüzden de o geçişleri daha dengeli yapıyoruz. Yani hani yüzde yüz yabancı para da yüzde yüz TL gibi değil, hep ikisinin bir miksi gibi e, yönetiyoruz. Ha, yani belli dönemlerde biraz arttırıp biraz azaltıyoruz ama en nihayetinde hani bir uçtan öbür uca biz o kadar geçemiyoruz. Hı hı. Hani e, pozisyon kazancı yaratma birinci önceliğimiz değil açıkçası. İşlerimizi sağlıklı götürmek ve yatırımlar olan yatırımlar için planladığımız nakdi de yani elimizde koruyup makul bir getiriyle değerlendirmek. Amacımız o oluyor yani nihayetinde. Şimdi aslında zaten o soruyu soracaktım. Ee, siz de konuyu oraya getirdiniz. Net nakit pozisyonu çok kıymetli bu dönemde. Yani e, şirketler likitte erişemediği için net nakit pozisyonu artı olan e, şirketler e, zaten işte halka açık şirketlerden hisse performansından da görüyor. Daha istikrarlı gidiyorlar. Keza işte borsada son dönemde gördüğümüz şu an duraksasa da oralli e, holdinglerle beraber geldi. Hı -hı. Sizin gibi holdinglerle. Ama bir noktada bu net nakit pozisyonunu elbette yatırıma çevirme hı. durumu da olacaktır. Ee, önce şunu sorayım. Siz bu likiditeyi nasıl yönettiniz? bu süre zarfında artıda kalmak için neler yaptınız? İkinci sorum son ikinci bacağı da bir noktada bir yatırıma dönecek mi bu pozisyon? Evet, evet. Bu çok şey bir soru. Hep böyle aldığımız bir soru hı hı. inşallah. Ee, ama belki öncesinden biraz bahsedeyim. Lütfen. Şimdi bir süredir yani 2020 2021'den beri Doğan Holding'in portföyü, Bayağı bir yapılandı, ee, yapılandırdık. O tabii e, nakit pozisyonunu aslında korumak anlamında ki 400 milyon dolara da yakın yatırım yapmamıza rağmen vesile oldu. Yani aslında portföyü biraz sadeleştirdik. 2023'te Aytemiz'den çıktık, Milpa'dan çıktık. Geçen sene Çelikalat'tan çıkmıştık. Bir sürü exit de bir oldu. Bir sürü tabii. çıkış oldu aynen Hı -hı. dediğiniz gibi. E, bunun yanında da bir sürü yatırım yapıldı. Kareli yatırım yaptık, Kareli'nin altında Dayışya yatırım yaptık. Sigorta şirketi kurduk, hep iyi sigorta, yatırım bankası kurduk, e, SESA'ya, Maxipak'a yatırım yaptık. Aslında bayağı da Galata'ya ciddi yatırım yaptık kapasite arttırmak anlamında. Ciddi bir yatırım da var ama hani exitler, satışlar olduğu için de hem portföy sadeleşiyor hem de nakit pozisyonu çok değişmiyor. 31-12-2023'te işte 695 milyon dolar net nakitte. Hı -hı. Ee, ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Nakde tabi biz bu arada operasyonel şirketlere sadece yatırım için hep destek olmayı tercih ediyoruz. Yani günlük operasyon nakit ihtiyaçları adına kendi e, bacaklarından her şirket tabii sonuçta asılıyor. Bizim öyle bir politikamız var. Yani günlük bazı sıkıntılarda hemen biz destek olalım işte büyük abi, büyük abla falan öyle bir şeyimiz yok, öyle bir iddiamız konumuz da yok. Onu çok sağlıklı da görmüyoruz. Yani sonuçta bu grup olmasaydı bu şirketler sektördeki diğer rakipleri gibi kendi nakitlerini kendi yönetmek zorunda. O yüzden işletme sermayesi yönetimine ciddi bir vakit harcıyoruz. Ee, aynı zamanda temettü dağıtsınlar bazıları istiyoruz ki holding de halka açık bir şirket, Kesinlikle. temettü dağıtabilsin. Geçen sene 675 milyon lira dağıttık. Yani iki elimiz kanda olsa da temettü dağıtmaya e, çalışıyoruz. Son beş yıldır da tutarlı bir şekilde dağıttık. İşte o da tabii ki şirketlerden gelen e, temettüleri konsoledeydi. Buradan daha sonra çıkış yapıyoruz. Yani hazır nakitten yememeye hep bugüne kadar politika e, olarak belirledik. Ha, bundan sonra yatırım anlamında da zaten işte önümüzdeki 4-5 yılda da yine bir 1 milyar dolar asgari yatırım yapma e, planımız var. Şimdi grubun şöyle bir şansı var. 1 milyar dolar önümüzdeki 4 yani evet, sene için. Evet 3-5 sene için. Bir boz... sonraki seçimlere kadar diyelim genel seçimlere evet, kadar. Evet öyle denilebilir yani. Evet timeline biraz ona Hı -hı. zaman çizelgesi biraz ona doğru e, dönüyor. Tabii şöyle bir şansımız oldu Doğan'da. Aslında sac ayakları biraz netleşti. Yani daha dağınık bir portföyden biraz daha Hı -hı. basit bir portföye döndü. Ne, nedir bu? Sac ayağı dediğimiz de şu biz en az 1 milyar dolar değer görebileceğimizi düşünüyorsak bir işte onu sacaya diyoruz. Onun dışındaki işleri biraz daha e, nasıl diyeyim yatırım gözüyle de bakıyoruz. İşte Mesela şu anda e, elektronik, karel, sanayi böyle bir başlık. İkincisi Galata yani enerji o kısmı. içinde aslında startuplar ve scale-up'lar var gibi Biraz bir şey öyle oldu. Hı? Yani o büyük işler var. O sadece işte dediğim gibi otomotiv, e, elektronik, sanayi. Hı sigorta, bankacılık ve Galata Enerji dört tane sacaya aldı. Dolayısıyla bir kere bunlara yatırım yapmaya devam edeceğiz, ediyoruz. Bir de bunların yanına en az iki tane daha sacaya da ekleyelim istiyoruz. Peki şimdi gelelim enflasyon muhasebesine. Enflasyon muhasebesini ben biraz şöyle görüyorum. Hani sanki biri çıktı ve kral çıplak dedi. Çünkü birçok şirket aslında çok şişmiş karlarla karşı karşıyaydı. Sonrasında gördük ki ya o karlar yokmuş. Tabii ki bankalarda bu da sancılıydı bu süreç. Siz bunu kendi şirketlerinize nasıl yansıttınız? Evet yani enflasyon muhasebesi tabii bizim gibi şirketleri biraz daha olumsuz etkiledi. O da şu sebeple net nakli daha fazla ama öz kaynağı da çok tarihten geliyor. Eski şirketleri var. Dolayısıyla öz kaynakta işte çok uzun yılların değerlenmesi negatif olarak net kârı etkiliyor. Ama nakli yeniden değerlemiyorsunuz. Dolayısıyla mesela bizim enflasyon ayarlaması öncesi grup konsolide net karımız 12,5 milyar liraydı. Ondan sonra 300 milyona yakın bir yere indi. Ama bu tabii ki nakti hiçbir şekilde etkilemiyor biliyorsunuz. Yani e, o anlamda bir endişemiz yok ama bizi o anlamda olumsuz e, etkiledi. Ama bu da yapılması gereken ya yani geçilmesi gereken bir aşamaydı. Olumlu tarafından bakarsanız Özkaya vergi ödediniz vergi. E, vergiye daha etkilemedi. Yani o o bekleyen hmm. bir konu. E, öyle olması gerekiyor bundan sonra. Ön hani beklentimi sonuçta bunu zarar olarak yazılacak da Hani sonuçta bu yılda Doğru. verginin içinde dahil olması gerekiyor. Ama e, öz kaynaklarımızda da bir yüzde 25 civarında artış oldu. Yani sonuçta öz kaynakların da aslında biz şu anda gerçek yerine geldiğini düşünüyoruz. Yani 55-56 milyar lira civarına çıktı. Dolayısıyla yani konsolde de net karı dediğim gibi 12,5'tan işte 295-300'leri indirdi ama öz kaynakta bir ciddi artış oldu. Bir de dediğim gibi bizim nakit e, pozisyonumuzu da çok değiştirmiyor ya da o, o işte fa faaliyet kârı gibi sonuçları etkilemiyor. Faaliyet karımız 11,5 milyar civarında %111 arttı. Yani enflasyon üstünde e, arttı. Oldu. Zaten dünya üstünde olarak arttı. 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 Reel olarak arttı yani baktığımızda. O açıdan yani böyle... E, makul bir şeyle atlattık bu geçişi diye düşünüyoruz. Piyasada öyle cevap verdi. Yani biz sonuçları açıkladıktan sonra e, olumluya yakın bir tepki verdi piyasa. O da bizi e, mutlu etti. Peki şimdi tabii kurumlar vergisi e, artık hani nereye artacak ki diyoruz ama kurumlar vergisinde bir artış beklentisi olmasa da işte e, istisnalarda bazı düzenlemeler geliyor. Önümüzdeki dönemde bir miktar daha maliye politikasının sıkılaşacak yeri var mı diye tartışıyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'de özellikle e, sizin gibi şirketleri etkilemesi açısından vergi politikası doğru mu? Ya da işte vergi reformu dediğim şeyin altını bir türlü dolduramıyoruz ya Çağlar Bey. Hani şunlar şunlar olsa daha iyi olur dediğiniz neler var? Yani bu tabii şöyle şimdi her şirketin bir tarafı yatırım. Yani aslında Türkiye'de e, bütün büyük gruplar, Hı -hı. bütün şirketler bir taraftan yatırım yapmak istiyor daha fazla. Dolayısıyla bu doğru politikalar devam ederse bir noktada yatırım ortamının ve yatırım psikolojisinin tekrar iyileşmesi önemli. Çünkü şu anki fonlama maliyetiyle ve özellikle de uzun vadeli fonu erişim. Hani kısa vadeyi bir şekliyle yine erişebiliyorsunuz ama uzun vadeli fonlarda çok işte zor maliyetli. Yüzde yani 60 maliyetle imkansız yani yatırım yapmak. E döviz bu sefer pozisyonu açmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yani de döviz kredisi çekilip o TL'ye dönülüp oradan bir faiz geliri elde ediliyor. Yani bırakın yatırımı Hani sürekli her şirket bir banka gibi o nakdini çevirmeye çalışıyor yani artık. Biz onu bu arada çok da tabii sağlıklı görmüyoruz. Yani o çok fazla işte döviz çek TL'ye dön oradan işte para kazan geri defa o biraz aslında pozisyon açmak yani Doğru. baktığımızda. Ama eğer ithal ettiğiniz mal, yani dövize ihtiyacınız olan mallar varsa o bir derece yine kendini doğal olarak hecediyor. yani Ama iki, yoksa üç... o risk alınmaz mı diyorsunuz? Döviz açık pozisyon riski. Yani çok zorunlu değilse, çaresizlik yoksa bence alınmaması Hı. gerekiyor. Çaresizlik yoksa ama tabii ki ithalat için kullanıyorsunuz. fiyatı örnek veriyorum. Yani ham madde ithal ediyorsunuz. 2-3 ay içinde siz onu fiyatınıza yansıtacağını düşünüyorsunuz. O zaman 2-3 aylık bir geçiş riski alınabilir. Onu da makul derecede hece hecedilebilir. Ama hani tamamıyla... TL bazlı bir iş yapıyorsanız hani o bence çok riskli. Yani belki birkaç ay yapılabilir ama Türkiye uzun çok bol yedi keza değil mi evet. bu döviz açık pozisyonlar zamanında? Sıkıntılı zamanda. bir konu bu ve şirketlerin işletme sermayeleri inanılmaz büyüdü bu enflasyon döneminde. O yüzden hani hacimler çok arttı. Dolayısıyla yani bilançolar birkaç çeyrekte ya bir bakıyorsunuz 31 12 2023 fena değil bilanço. 3 ay sonra bakıyorsunuz %40, 50 borçluluğu artmış. ...çok hızlı değişiyor. O yüzden ona çok doğru bulmuyorum. Ama hani e, kısa vade yani yatırıma yani işte sorunuza Hı -hı. cevap vermek adına Hı -hı. da... yani ...sonuçta işte biz grup olarak aslında yatırım yapmak istiyoruz. Ama yatırım yaparken gerçekten e, daha fazla artık hani böyle kesinti... ...işte istisnalar yatırımı teşvik eden istisnalar Hı -hı. var. Onların bu arada doğru yatırım teşviklerinin olduğunu düşünüyorum ülkede. Yani yatırım teşvikleri o açıdan... Hani izlenen politikaları genel anlamda doğru buluyorum, faydalı buluyorum e, ve gerçekten e, doğru yatırıma da doğru teşvikler veriliyor gördüğüm kadarıyla. Ama tabii bu fonlama maliyettir, yatırımın önünde aslında büyük bir engel. Yani hani baktığımızda e, özellikle de e, yüksek yüzde sekizden dokuzdan ondan yabancı parada dört yıl, beş yıl, yedi yıl borçlanmak istemiyorsunuz. Kaldı ki orada da artık şeyler kalmadı eskiden. 9 yıl, 10 yıl yani çok büyük yatırımlarda daha da uzun vade vardı. Vade de artık biraz sıkıntılı. Ama bu dönem yani bu 6 ay, 8 ay inşallah bir atlatırsak sonranın daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an yurt dışında Türkiye'ye çok güzel bir ilgi var. Yani ben de çok gidiyorum. Hem doğuya gidiyorum hem batıya gidiyorum. FDI doğrudan yatırım ee, olarak mı söylüyorsun Sıcak para olarak mı? Şimdi mi? şu anda daha sıcak para, bono bir miktar hisseye yatırım giriş olduğunu görüyoruz. Ama bu bir müddet sonra direkt yatırıma gelebilir ve gelecektir diye de düşünüyorum. Dolayısıyla hani diğer konuları çok da fazla böyle değiştirip bunu da yani burada çünkü yatırımcı en önemli aradı biraz da öngörülebilirlik. İşte önümüzdeki üç yıl, beş yıl hani çok büyük makro değişiklikler olmasın bu politika başarılı bulunuyor. Biz de öyle buluyoruz. O yüzden çok değişiklik olmamasının öyle bir artısı olacaktır. Yani şu an birçok yatırımcı bence 2025 ile birlikte Türkiye'yi öncelik listesine alacaklardır diye düşünüyorum. Siz peki holding olarak yabancılarla bu tarz iş açık mısınız? Yani exit demeyeyim mi? Belki bir M&A ya da bir başka yabancı kurumlarla iş ortaklığı gibi. Evet. Yani bizim aslında yatırım tarafında tabii bir şirketiniz satın alma boyutu var. Bir olan işlerimize yatırım yapma bir de biz aslında sıfırdan iş kurmaya da e, seviyoruz. Mesela sigorta işini biz sıfırdan kurduk ve şu anda çok ciddi bir pazar payına geldi. Ee, o anlamda yabancı ortaklık bizim büyük yatırımlarda aslında tercih ettiğimiz bir şey. Peki o zaman biraz dikeyde konuşalım, sektörleri konuşalım. Otomotiv sektörü yani inanılmaz öne çekilmiş bir talep vardı. Neredeyse bir yatırım aracı olarak görülüyordu şu an sektör kan ağlıyor doğal olarak. Yani e, araçlara ulaşamıyordunuz. Şimdi fiyat indirim pazarlıkları yapılıyor galerilerde. Her programda da işte konuşuyoruz bunu. E, siz de o alanda varsanız hatta az önce dediniz ki işte motosiklet tarafında da işte yeni yatırımlar olacak. O zaman otomatik yani bine binek araçtan biraz motosiklete kayacak mısınız? E, bu konjöktürden dolayı acaba orada portfolyo değişir mi? Evet. Yani binek araçta aslında piyasanın bekler geçen sene tabii çok gecikmiş Hı. bir yani birikmiş bir talebin bir anda e, gelmesiyle çok inanılmaz aslında Türkiye'nin bir defa gördüğü e, çok büyük badede geldi. 1.2 milyona geldi. O zaten Dekor onun devam etmesini zaten. beklemek biraz bence hayalcilik yani bakarsanız. Hani böyle yüzde 30-35 küçülme. O yüzden zaten sizi 800 750 800e getiriyor. Türkiye'nin zaten ortalaması bu yani baktığımızda. Ama tabii bir anda o talep geri geldiği için. Ee, ister istemez onun da altına inebilir bana soruyorsanız otomatiği bu sene. Yani MG'nin pazar payında biraz hem pazar payı söylüyor satış? pazar payı iyi gidiyor ama karlılıklar tabi. Yani Aha. rekabet ve bu kampanyalarla falan inanılmaz Tabii bir de bütün bu firmalar e, yüksek stoklarla yani sektörde Doğru. ciddi bir stok riski de söz konusu. Hı. Ee, bu sene tabi bir de böyle işte bir takım standartların geçişseniz falan böyle birçok tatsızlık üst üste geldi. Ee, üst düzeyde bakarsanız bu sene otomotiv için çok zor bir sene olacak. Gelecek senenin de çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Bence otomotiv de yani 2026'dan sonra Türkiye'de normal rutinle e, oturur. Peki geleyim enerji tarafına. Ee, orada aslında Türkiye'nin işte en son tabi Enerji Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmalar, işte BOTAŞ'ın Exxon'la yaptığı anlaşma, keza yine arz güvenliği, yenili bir enerji yatırımları. Bunlar çok pozitif karşılanıyor. Büyük resme bakacak olursak ama spesifik şirketlerle konuştuğumuzda şu an Türkiye'deki enerji konusunda atılan adımların, reformların yeterli olmadığını, fiyat belirlemede, rekabet koşullarında sıkıntılar olduğuna dair de çok eleştiri var. Keza bakanlıkta bu konuda eleştiriliyor son dönemde. Siz hangi taraftasınız? Özellikle Galata Wind'i nasıl konumladınız? Şu anki mekanizma ve düzenlemeler Galata Wind'i yeterince destekliyor mu? Yani biz açıkçası doğru enerji politikaları izlendiğini düşünüyoruz yani grup olarak da ben şahsım olarak da. çünkü Türkiye aslında yenilenebilir enerjiyi en aktif destekleyen, en agresif destekleyen ülkelerden birisi oldu. O yüzden de zaten kurulu kapasitede olsun, üretimde olsun önemli paylara geldi. o yüzden ben açıkçası genel anlamda doğru enerji politikaları izlendiğini düşünüyorum. Türkiye'nin nükleer yatırım yapmasını da doğru buluyorum. Ee, hani tüm farklı görüşlere de saygı duymak kaydıyla. Geçen ee, hafta çok pardon Fatih biri olduğunu söyledi. Türkiye nükleer gücü daha e, istekli kullanmalı. Hatta belki başka partnerler olabilir e, dedi. Doğru söylüyorsunuz yani çok uzun süredir hani bu konuda bir yatırım yoktu. Yeniden canlandı o tarafta. Evet yani Avrupa'da bu enerji e, dar boğazından sonra aslında nükleeri Hı. de erken mi kapıyoruz acaba Şüphelerin oluştuğunu, bazı kararlarının da geri çevrildiğini hepimiz gördük. Yani bu işte çünkü o kadar çok stratejik bir sektör enerji. O yüzden ben genel anlamda doğru politikaları izlen düşünüyorum. Ha Galata özelinde e, biz e, yaklaşık 300 megawatt kurulu gücü var Galata'nın elindeki işlerle birlikte bu yaklaşık işte 700 750ye doğru hızlı gidecek. Bir de ek Avrupa'da da bir 300 megawatt daha ek minimum yatırım yapmayı düşünüyoruz. E, yeni yektem yani bu depolamalı yektem bir e, de genel anlamda yine doğru buluyorum. Yani orada da yine 10 yıllık bir mekanizma var. Bir taban fiyat var, bir tavan fiyat var. E, yerli katkıyı yine Hı -hı. E, ödüllendiren bir mekanizma var. E, depolama maliyetleri tabi bu işe başladığımızda çok maliyetliydi. Şimdi biraz daha makulleşti. Biraz daha makulleşebilir ama tabi şu geçici bir e, şey var, bir pencere var şu an piyasada. Çünkü bu Çin'deki ekstra kapasiteden dolayı bir takım şeylerde doğru. fiyatlar hızlı indi ama e, o o program da bence sağlıklı bir program İşte bizde doğru 350 megawat e, var 300 rüzgar 50 güneş hı hı. E, onu daha da belki alarak da yani e, büyüteceğiz yani biz bir an önce bine gelelim istiyoruz Galata zaten neredeyse sıfır borç yani kendi içinde gerekirse sermaye de koyacağız yani Galata'ya daha hızlı gitme şansı varsa yani doğru enerji Bu yıl düşünüyor musunuz sermaye desteğini Galata Bint için? Yani orada biraz aslında büyüme hızına bağlı. Biz gerçekten bir anda çok hızlı bir büyüme yakalayabileceğimizi düşünürsek hazır çalışan Hı -hı. ya da çalışmaya yakın markalar niye olmasın diyoruz. Çünkü halka açık iyi bir işimiz. Yani her her yıl belli bir nakit işte EBITDA e, netker oluşturuyor. E, kendi akışına bırakırsak 3 yıl içinde askeri 750 muhtemelen 1000'e doğru gidecek. Ama bunu daha hızlı yapmak ya da daha... Kuvvetli yapacak fırsatları görürsek koyarız. Az önce biraz doğrudan yatırımlara konuştuk ama önemli bir konuyu atladık. Ben onu tekrar sormak istiyorum size. Biraz detaylandırmak istiyorum. Bence paranın yatırımında bir kültürü var. Nereden geldiğiyle bağlantılı olarak e, sosyal yaşamı, demografik yapıyı değiştiriyor. Ve Türkiye son dönemde Orta Doğu'ya yüzünü çok çevirdi. Körfez sermayesini e, daha fazla çekmek e, istedik. Fakat... Şimdi son dönemde dediğim işte bir 5-6 sene belki 10 senelik dönem. Ama Bakan Şimşek ve Yeni Ekonomi ekibi, Yeni Merkez Bankası Başkanı bütün rol şovları, bütün seyahatleri tekrar işte Avrupa'ya Amerika'yı yapıyor. Ve piyasada şunu tartışıyor. Ya Amerika'ya Avrupa'ya bu kadar ziyaret ediyorsunuz ama bizim yüksek faizimizden yararlanıyorlar. Ancak sıcak para için gelirler ama FDI çok zor. Oradan yatırım gelmez. Siz yine yüzünüzü doğuya çevirin. Siz hangi taraftasınız? Hem onu sorayım. Hem de eminim siz de roadshow'lara çıkıyorsunuz, yabancı yatırımcılarla görüşüyorsunuz. Oradaki algı ne? Türkiye ne taraftan sermaye çekecek ya da çekmeli? Evet. Yani paranın pek açıkçası tarafı olduğunu <laughs> düşünmüyorum açıkçası. Para nereden, nereden gelirse, gelirse gelsin. Mi yani her şeyden önce. Yani şu şekilde düşünüyorum aslında. Bir paranın gerçekten tarafı olmaz. Tabi Avrupa ile Amerika ile Türkiye'nin çok eskiye dayanan, ee, ekonomik ilişkileri var. Bu aslında e, çok kritik savaş dönemleri sonrasından başlayan ilişkileri var. Dolayısıyla aslında o e, yapının Türkiye ana parçalarından bir tanesi. Türkiye de bunun farkında. Batı da bence bunun farkında. Ve hem stratejik yatırım anlamında hem de e, işte uluslararası bankalar olsun kalkınma bankaları olsun. Ve o mekanizmalar kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla işte bizim grupta da var. EBRD ile Galata'nın Kredi anlaşması var, başka şirketlerimizde görüşmeler yürüyor vesaire. Orada oturmuş bir yapı var. Dolayısıyla aslında oraya daha fazla gitmek doğru. Yani ben orada da daha hani böyle iş dünyasında vardır, ya, ağacın alt dallarındaki e, işler diye. Dolayısıyla onları almak adına bence ekonomi yönetimi e, sayın bakan bence çok Doğru buluyorum o izlenen Ama Sıcak paraya da ihtiyaç var sonuçta bu %100 dönemde. Yüzde yani yüzde yüz ve ben Batı'nın önemli bir stratejik yatırımcı da olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'deki stratejik yatırımlara baktığınızda hala önemli bir kısmı Batı'nın yatırımları. Ama şunu unutmamak lazım. Körfez, Körfez yatırımcısı tabii ki çok kıymetli bir yatırımcı. Körfez derken bu arada o da çok global bir yatırımcı. Yani Körfez derken Körfez yatırımcıları işte bu ıı, fonları üstünden hı hı. Batı, Doğu, Güney, Afrika her yerde varlar. Dolayısıyla Türkiye'de onlar için önemli ee, ve bu yatırımcılara da bence Türkiye gibi yer ama şunu söylemek istiyorum. Batı yatırımcısı kendi organizasyonunu kurabilen yatırımcı. Doğu'ya gittiğinizde aslında daha biraz yeni. Yani son 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl bu yatırımlara girdikleri için aslında bizim gibi şirketlerle ortaklık yapmak o açıdan onlar için de kıymetli diye düşünüyorum. Asya'ya gittiğinizde, Çin'e gittiğinizde onlar daha da arkadan geliyor. Aslında çok büyük bir ekonomik güç ama aslında hani bir Kurumsal takım birkaç tane bahsediyorsunuz. Evet aynen. Birkaç tane belki o hepimizin bildiği uluslararası Çinli şirket dışında geri kalanların uluslararası yapılanmaları daha çok yeni. Dolayısıyla orada da bence ekonomi yönetiminin bizlerin biraz onlara zaman verip biraz kazanmak lazım. Yani çünkü evet bir batılı şirket kadar organizasyonu, uluslararası politikaları, ekipleri vesaire hazır olmayabilir. Dolayısıyla orada ben şuna eminim çok ciddi bir niyet var. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Çünkü artık batı da Çinli şirketleri, Asyalı şirketleri e, kendi topraklarında yatırım yaparken görmek istiyor. Sadece alsat istemiyor. Ama onun da bir zamanı var. Ve ben şuna eminim yaptığım tüm temaslarda çok ciddi bir niyet var. Ve o niyetin ben muhakkak realize olacağını düşünüyorum. Az çok 3 ay sonra, 13 ay sonra ama öyle yıllara da kalmadan burada bence artan miktarda bir yatırım göreceğiz Asya'dan da. O yüzden bence her tarafa gitmek lazım e, mesai yettikçe. Ama programın başından beri dikkatimi çekti. Hani ben hep soruları ki genel geçer doğru artık hep öyle soruyoruz. İşte Çin'den nasıl ithalatı azaltırız? Niye Çin'e bağlıyız diye sormaya çalışırken siz o doğruları yıkın. Artık tam tersi Asya ile nasıl işbirliği yaparız? Bunun üzerine biraz kafa evet. yormak lazım diyorsunuz. Evet yüzde yüz. Peki bu yani çok işte Asya ve Türkiye'yi karşılaştırdığımız için söylüyorum. Yani ucuz iş gücünü Türkiye kaybetti artık belli ki. Şimdi işte çok son dönemde eleştiriler de var. İşte Ruanda ile işte turizm anlaşması. Orası turizm, işte başka ülkelerle Afrika ülkeleriyle anlaşma yapılıyor. Soft power'ı çekmek için yapıyoruz deniliyor. Gün sonunda bunları tartışma sebebimiz şu. Ülkede... Kur stabil, ee, baktığınızda şirketler işte enerji maliyetlerine çok agresif artışlar yok çünkü orada da bir şekilde fiyatlar baskılanıyor ama ona rağmen enflasyon işte ürünlerin fiyatı hizmet enflasyonu çok hızlı bir şekilde gidiyor neden çünkü asgari ücret işte çok fazla artış yapıldı şirketlerin kamburu çıktı ne diyorsunuz yani bu ucuz iş gücü konusu önemli mi Türkiye artık burada gidebileceği yer kalmadı mı ya da mesela bu yıl tekrar asgari ücreti bizden bekliyor musunuz yani evet Türkiye ucuz iş gücü kalmadı onu çok net söyleyebiliriz ee, orta e, maliyet iş gücü var ama verimli çalışma yapısı esnek bir iş gücü var bu da önemli yani sadece maliyet değil ee, bugün Avrupa'da bazı ülkelerde yılda 180-200 gün çalıştığı zaman bir e, işçi patronlar mutlu oluyor bugün Türkiye'de bu 230 gün 50 gün 60 gün tabii ki o esneklik var talebe göre. Ee, ama Türkiye'nin de bence biraz iş dünyasını da şapka önüne koyup ya bu sadece iş gücünden peydahlanan rekabet avantajlarıyla da ömür geçmiyor. Yani doğrusu bence Türkiye'nin öyle bir dönüşüme de ihtiyacı hmm. var. Bazı sektörleri o açıdan da riskli görüyorum. Yani mesela otomotiv yan sanayi. Şimdi otomotiv yan sanayi metal ağırlıklı Türkiye'de. E şimdi metalde öyle çok büyük işçilik dışında çok da büyük bir rekabet avantajı var mı? Ee, i̇nanın soru işareti yani bakarsanız. Ama bundan mı ibaret Türkiye? Birçok farklı endüstrisi de var. Ee, dolayısıyla bence hani iş dünyasında biraz bence o dünya o dağınızı küme... ucuz iş gücü yapmamalısınız evet. eğer rekabet... Katılıyorum. Ya da ona hala inanıyorsanız belki biraz daha sadece işte batı, yani Türkiye'nin batısında değil, Türkiye'nin her yerinde belki bunu düşünmek lazım. E daha fazla otomasyon illa gerekiyor, kaçınılmaz bir şekilde gerekiyor. Iıı... Ee, yani dolayısıyla bence yolumuz o kadar kolay değil ama sadece de böyle kamu politikası asgari ücrette de indirgememek lazım konuyu diye düşünüyorum. Ha bu Temmuz'la ilgili düşüncem ne? Hepimiz insanız. Yani sonuçta biz de yani sosyal insanlarız. Çevremizde ciddi özellikle enflasyonun en çok etkilenen kesim sonuçta maaşlı ücretli kesim oluyor. Onu biliyorum çünkü arkadan alıyor ayarlamayı. Yani bir süre sonra alıyor. Dolayısıyla oradaki dönem zaten enflasyon altında e, eziliyor. Sonra beklenen enflasyona göre bir artış yapılması gerektiği iş aslında doğru bir politik. Ona da mutabıkım. E, yani asgari ücret çok çetrefilli bir konu eminim orada doğru değerlendirme yapılacaktır. Yani ben bu yıl beklenmiyor ben, o artış. Evet olması. beklenmiyor. Biz de onun e, o şekliyle olacağını düşünüyoruz ama e, göreceğiz. Ya bu çok acı bir dilemim aslında döngü yani bu gelip tabii ki kişisel olarak sorsanız işte ben de bir beyaz zekalı olarak elbette maaşıma zam yapılmasını isterim. Önce bunu söyleyerek başlayayım ya da asgari ücretlerin tamamına çok fazla zam yapılsın alım güçleri artsın isterim. Ama ekonomist şapkasıyla kesinlikle yapılmamalı. Ya çünkü artık fiyatları oraya yapılan artış ya ben o zamlı maaşımı bir ay sonra harcayamıyorsam yine fiyatlar artıyorsa o döngüye girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla belki de bu yılı biraz daha boğazda geçirmek lazım. Bir de döviz tabii değer kaybetmediği için yani Türk Lirası değer kaybetmediği için aslında Hı -hı. yabancı para bazında gelirimiz arttı. Kesinlikle. Dolayısıyla enflasyon enflasyonda muhakkak yani yavaşlayacak. Yani böyle devam etmeyeceğini eminiz. Dolayısıyla belki şu an böyle en acı en zor dönemdeyiz. Belki 2-3 ay sonra biraz daha enflasyonda dengelenince herkesin hayatı biraz daha evet ya yani tünelin ucunda ışık, ışık varmış. Ve bence herkes diyecek diye düşünüyorum. Peki programı biraz 2024 hedefleriyle kapatalım istiyorum. Ben bunu konuşalım istiyorum. Özellikle geçen seneyle kıyaslandığında ee, karlık oranınızda bir miktar daha mütevazi misiniz? Öyle sorayım soruyu. Ve holdingin iştiraklarına bakıldığında o karı hangi iştirak nasıl ne kadar destekleyebilir? Nasıl evet. hedefler koydunuz? Aslında bence doğanın şöyle bir avantajı oldu. Daha öngörülebilir kar planlayabileceği bir portföyü. Oluşmaya başladı yani bitti diyemem daha böyle inşa ediliyor ama ya böyle sene başlarken bu sene ne olacak yani faiz öyle olursa çok mu kötü olur karım kaygımız daha az. Ha tabii ki yani iş hayatı zaten biraz septiklik üzerine kurulu yani Doğru. Onu hep kötü senaryoyu düşünmeniz gerekiyor ama. Hani otomotivi bir hariç tutarsak otomotiv için bu sene daha zor bir sene olacak. Çok daha öngörülebilir bir portföyümüz var. O Doğan yüzden trend hani, dışında. Evet yani hı hı. orada da bu arada hani adet olarak iyi gidiyoruz. Ama orada gerçekten tüm sektörün olduğu gibi bizim de yani biz de daha e, karsız e, daha e, aslına bakarsanız o stokları da azaltmak için daha hı. agresif e, hareket ediyoruz. Ama paniklemiyoruz da çok fazla. Ama onun dışındaki yapı daha oturdu. Yani sorunuza cevap biz karlılık büyümemiz yüzde beş on dolar bazlı hedef koyduk beşte 10 arası. Karlılıkta değer biz operasyonel faaliyetlerimizin karlılığını bu sene geçen sene seviyesinde yabancı para bazlı tutabilirsek kötü bir sene olmayacak. Çünkü altını e, güçlendiriyoruz. Gel, bekliyor musunuz kar artışı? Tabii yani yıl sonu enflasyon hedefinize göre değişir bu ama. Söylemesi çok zor. Hedefliyoruz. Ee, Kırkın üzerine gelebilecek yani. E, valla bekliyor. Yani biz enflasyon üzerinde muhakkak hani Aha. büyürüz. Onda bir problem yok. Ama biraz kurun da tabii nasıl bittiğiyle de alakalı olarak ben daha çok yabancı para bazlı takip ediyorum. Hani mali tabloları. Yoksa muhakkak TL bazlı enflasyon üstünde büyürüz. Karda da büyürüz yani hani karda. E doğru söylüyorsun. Eskiden hep döviz bazlı büyüme vardı. Şimdi tabii döviz yatar kalınca hep <laughs> aklınıza enflasyon Aha. geliyor. Yani, yani faaliyet karı. EBITDA ve net karda büyüyeceğiz TL'ye bazlı muhakkak. enflasyon üstü büyürüz. Ama yabancı paranın biraz nerede bittiğine bağlı olarak yabancı para bazlıyı göreceğiz. Genel anlamda fena gitmiyor. Yani Hangi rakamları koydunuz orada? Yani neyle çalışıyorsunuz şu an enflasyonda, kurda, bilançoyu yaparken? Enflasyonda biz e, orta vadeli plan aldık. Bu sene genelde orta vadeli planın böyle daha kötümser olmak adına biraz daha üstünü koyduk. Kurda da sene başında bir sene sonunu 40 diye hatırlıyorum hı hı. doları biten. O zaman aslında enflasyonda da kurda 40 seviyesi gibi yaklaşık hesap kitap gibi. yaparken oralarda. Enflasyon biraz daha fazla. Daha yani enflasyonun zaten. çünkü düşeceğini ama biraz böyle hani o hı. arkadan yavaş yani ilk başta biraz daha 3-5 puan marjlı koyduk. Kurda bu arada bu 40 bitirir dedik ama şu an öyle düşünmüyorum şahsım adına. Ee, kurun nerede bitireceğini zaman gösterecek ama 40 Daha mı Daha dersiniz? daha altta olacağını düşünüyorum. O an kaç olur tahmin etmesi çok zor ama 40'ı bu sene sonu bulacağını düşünmüyorum. Yani bu 24 yıllık vadeye baktığınızda yaşanmış 2-3 yıldan bir tanesi bu yıl e, olabilir e, TL'nin değer kazanması adına. Ama orada da umarım çok yine böyle baskılanmaz tersten. Çünkü genel öyle olduğu zaman bir sonraki sene de öbür tarafa bir anda gidebiliyor. Böyle yumuşak olabilir diye umuyorum. Yani e, inşallah yine en fazla 38'ler falan olur diye düşünüyorum. Bu arada ihracat adına da çok kritik. Evet hani demin katma değerle ilgili falan yorumlarım oldu ama en sonunda o sektörlerin de kendini bir ayda bir yılda dönüştürmesi imkansız. Yani Kesinlikle. haksızlık etmemek lazım. Dolayısıyla hani inşallah kur da aşırı yani TL aşırı değer kazanmaz. Çünkü onun da ters tarafı ithalat. ihracatta sıkıntı oralarda o gerçekten sıkıntı var şu anda. Evet, tabi her zamanki gibi milyon dolarlık soru. bütün program izleyip izleyicilerin he de sorun artık dediği hisse fiyatı, hisse değerlemesi ve yabancı iştahı bu dönemin olmazsa olmazı. Nasıl gidiyor? Roadshow'lara başladınız mı? Yabancı gelmeye başladı Türkiye borsasına ama hani sanki yeteri kadar da hissede şu an hala o yüzde olarak bakıldığında ağırlık yok. Biraz daha artar mı sizce? Evet yani biz doğan hissesi maalesef bir türlü istediğimiz o indirim seviyesine getiremedik. Yani hatta bu enflasyon şeyinden ayarlamasından sonra öz kaynağımız daha da arttı. Dolayısıyla aslında indirim daha da artmış oldu yani baktığımızda. Ee, bayağı da roll show yapıyoruz. Yani ucuz buluyorsunuz hala. Çok ucuz buluyorum. Yani zaten hani baktığınız zaman bizim şu an değerimizin neredeyse yarısı nakit. Yani dolayısıyla bizim kendi içimizdeki yaptığımız hesaplarda... Ki bunlar hiç uçuk kaçık hesaplar değil yani hani böyle e, gerçekten gerçekçi e, çarpanlarla, çarpanlarla öz kaynak testleri yaparak yani hep çapraz kontroller yaptım sadece çarp böl gibi değil de yani gerçekten işte piyasada e, benzer şirketler Türkiye'de şu an hangi değerde vesaire şu anki değerimiz iki katını buluyoruz yani e, şu anki haliyle. Dolayısıyla bunu biz çözemedik ne yazık ki. Ama hani bu şikayet edilecek bir konu değil. Daha fazla eee belki... daha fazla iletişim evet, yapacağız. Kesinlikle. Yatırımları belki daha hikayeleri daha güçlü anlatacağız. Yani bugün aslında karelinin altında çok inanılmaz yatırımlarımız var. Çok kişi bilmiyor savunma sanayinde. Hani e, dolayısıyla onları bilmiyorlar. Belki biraz daha fazla anlatacağız. Daha fazla yatırımcı ile konuşacağız. Yabancı payı biraz arttı son 2-3 ayda. E, yani ama daha ağırlıklı bono'ya giriliyor. Hisse tarafı biraz daha Arkadan geliyor ama Doğan'da da biraz arttı hani onun payı. İnşallah bundan sonra daha fazla artacak. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Bey katıldığınız için. Ediyorum. Sorularımıza e, cevap verdiğiniz için. Oksijen TV izleyicilerine de teşekkür edelim. Bu bölümde Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş'ü ağırladık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.